Masko El Roman Show'u sunar. İyi akşamlar değerli seyirciler. Heyecanla beklediğiniz El Roman Show başlıyor. Ve huzurlarınızda Rafet El Roman. Efendim piyanoda Barbaros. Efendim yepyeni bir programa hoş geldiniz. Herkese Frankfurt'tan iyi akşamlar diliyorum. Ya bunları kim verdi benim elime Allah aşkına? Gani bunlar senin fikrin. Ya kovun şu adamı dışarı. Ne bu saçmalık? Barbaros. Evet efendim yepyeni bir programa hoş geldiniz. El Roman Show. El Roman Show'da neler var? Hemen kısaca geçeyim. Müzik, sohbet, konuklar... Eğlence, komiklikler ve tabii ki canlı müziğimiz de olacak. İsterseniz şöyle bir kısaca bir göz atalım. Bakalım bu akşam neler var. Sonra tekrar programa başlayalım. Sarsalar seni yanar kavrulurum. Ve ilk tokata öyleydim diyebilirim. Aynen. Magazinlerden. Şehirlere bombalar yağardı her gece. Biz seninle sevişirdik. Tolga çok güzel, çok yanık, dertli, duygulu bir sesim var. Yani ufacık bir çocuğun ilacı için 2,5 milyon, 3 milyonluk bir maalesef tedavi ücreti istemeleri büyük bir ayıp. Gülüşünü kaybediyor. Biliyorsunuz giden gülüş bir daha geri gelmiyor maalesef. Bitmez sorular, uzar geceler, o düşünceler, üzüntüler. Başka neler oldu bakalım? Yılın çifti ayrıldı. Oh, no. Seren Seren gibi. Bak ne diyorum, gizlemiyorum. Sensiz yaşamak zor geliyor bana. Bunu Rafet Ali romanlaşmadan söyleyebilmek mümkün mü diyor. Evet, bu şarkıyı Rafet El romanlaşmadan okumak mümkün mü? Sordu Beyaz. Dedim evet, ben okuyabiliyorum. Yani tabii bir şarkının her türlü halini okuyabilirsiniz. Örneğin ben o zaman 95 yılında çıkardığımda tabii ki onun böyle bir vuruşları, bir aksanı vardı. Şimdi bugün de böyle başka sahnelerde dinlediğimizde aynı benim gibi okuyorlar ama isteseler başka formatta da okuyabilirler. Örneğin bir arabesk tarzında. Mesela bak ne diyorum, gizlemiyorum. Sensiz yaşamak zor geliyor bana. Yani oluyor. Ama ısrarla insanlar sahnede okudukları zaman benleşmeden okuyamıyorlar bu şarkıyı. Bakın son günlerde bir video geldi. Dilerseniz bir izleyelim. Diyorum, gizleniyorum. Sessiz yaşamak zor geliyor bana. Her an içimdesin, her an kalbimdesin. Seni seviyorum, seviyorum. Yani gördüğünüz gibi yine benleşmeden söyleyemedi şarkıyı arkadaşımız. O vurgular, aksan birebir aynı. Ama bazı şarkılar da sanatçıyla o kadar özdeşiyor ki hani farklı okuyunca yadırganabiliyor. Belki Seni Seviyorum da böyle şarkılardan bir tanesi. Ya biz neden bu şarkıyı bu kadar çok konuştuk? Sevgili Barbaros, seyirciler diyordur yani Rafet bırak konuşmayı da şu şarkıyı söyle artık. Sen bilemezsin ne çektiriyor yokluğum bana sevgilim. Bitmez sorular, uzar geceler, o düşünceler, üzüntüler. Sen gençliğimin büyük parçası, sen gençliğimin anlamı. Biz neler neler yaşadık beraber, kalın bir roman, kitap gibi. Sen gittiğin an çaresiz kalır, aklım karışır, rahat edemem. Moralim bozulur, canım sıkılır. Sen bilemezsin daha neler. Bak ne diyorum, gizlemiyorum. Sensiz yaşamak zor geliyor bana. Her an içimdesin,
her an kalbimdesin. Seni seviyorum, seviyorum. Sensiz yaşayamam, sensiz hiç olamam. Sensiz yaşamak zor geliyor bana. Her an içimdesin, her an kalbimdesin. Seni seviyorum, seviyorum. Ve o an gelir de İşte o an ben yaşayamam. Hangi yönünü çok seviyorum biliyor musun sevgilim? Biraz içince, başın dönünce, anlatınca bana o halini. Sonra dalınca, derin bakışınca, gözlerindeki o sevinç. Bana sarılınca, sonra sorunca, ne kadar seni sevdiğimi. Sen gittiğin an biter cesaretim, uzar hedeflerim, hayallerim. Bitmez sorular, dinmez kederim, o düşünceler, üzüntüler. Bak ne diyorum, gizlemiyorum. Sensiz yaşamak zor geliyor bana. Her an içimdesin, her an kalbimdesin. Seni seviyorum, seviyorum. Sensiz yaşayamam, sensiz hiç olamam. Sensiz yaşamak zor geliyor bana. Her an içimdesin, her an kalbimdesin. Seni seviyorum, seviyorum. Ve o an gelir de İşte o an ben yaşayamam. Ve o an gelir de İşte o an ben yaşayamam. Efendim az sonra unuturum elbette birlikte söylediğimiz düet partnerim Derya bizlerle olacak. Bir yere ayrılmayın. Efendim unuturum elbet. Biliyorum az sızlatmadı yüreklerinizi bu şarkı ve işte şimdi düet partnerim Derya da burada. Derya hoş geldin. Hoş bulduk. Ya nasıl geçti zaman değil mi? İki sene geçmiş aradan. Geçti. Peki senin için ne değişti bu iki yıl içinde? Çeşit çeşit ülkelerden olsun, Türkiye'den olsun. Çok güzel mesajlar geldi. Güzel projeler geldi. En güzel verdiğimiz konser birlikte hangi konserdi? Hangi? Bostancı Gösteri Merkezi kesinlikle. Evet. Şimdi oradan efendim birkaç görüntü izleyeceksiniz. Derya'yı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Denize ay vurmuş bana ne? Gün doğmuş çiçek açmış bana ne? Benim acımaz. Bu şarkıyı en popüler ne yaptı peki? İnsanların bana ne sana ne takı ona takılması. Bana ne sana ne? Evet. Hatırlıyor musun bir ufak bir çocuk vardı. Bana ne bana ne bana ne? Belki bunu oynayabiliriz. Bana ne bana ne? Denize ay vurmuş. Bana ne bana ne bana ne? Bana ne bana ne? Ama şarkı kendi özünde çok duygusal, çok güzeldi tabii ki. Hala görüyorum, hala videolar atıyorlar, evet. İstek alan bir şarkı. Benim bildiğim kadarıyla tabii ki doğruysa eğer, Türkiye'nin en çok dinlenmiş düeti de oldu. Yılın düeti oldu. Ama yılın şimdi şarkılarına, YouTube'a bakarsan Türkiye'nin en çok dinlenen düeti olduk. Evet, kesinlikle.
Tabii bunun arkası gelmeliydi değil mi? Henüz biliyorsun kariyerimin başındaydım. Hı-hı. Hala başındayım. Ve Unuturum Elbet beni öyle bir raddeye getirdi ki insanlar gerisini bekledi ve beni, hı-hı, bir nevli bir yani diğer kastı. Çıkardığın şarkılar gölgesinde mi kaldı demek istiyorsun? Hayır, öyle demek istemiyorum ama biraz kastı beni yani. Çünkü gerisini getirmek istiyorsun. Şarkı 200 milyonlara ulaştı ve kendini bir şekilde zorluyorsun. Ama sen sürekli üretken, sürekli çalışıyorsun, yeni şarkılar yazıyorsun. Peki Derya, bundan sonraki projeler seni çok heyecanlandıran bir şey var mı? Evet, tabii ki televizyon, sonra Netflix gibi projeler beni çok heyecanlandırıyor. Ve var mı öyle bir dizi teklifi? Var dizi teklifleri. Harika. Dolayısıyla o yüzden diksiyon dersi alıyorum. İlk tanıştığımızda böyle bir düet, deneme düeti yapmıştık ama o şarkı da çok güzel olmuştu. Hatta o deneme düetimiz, hı hı, bende hala var ve dün dinledim, sana da gösterdim. Dedim ki acaba bu şarkıyı tekrar söyler miyiz? Sevgili izleyiciler, yepyeni bir şarkı. Benim daha önce söylediğim bir şarkı, Özledim şarkısı. Birlikte söyleyelim mi? Söyleyelim mutlaka. Hadi bakalım. Uçuşur küllerim, saçına taç olurum. Ne olursun dokunma, sen de kalayım. Yüreğime sorsalar seni yanar kavrulurum. Şu bedenim kor ateş, rüzgar olur savrulurum. Uçuşur küllerim, saçına tac olurum. Ne olursun dokunma, sen de kalayım. Sevgililer günün kutlu olsun diyemedi. Doğum günün oldu, bayram geçti, gelemedi. Ama nasıl özledim bilemezsin. Senden sözümden hiç vazgeçmedim. Sevgililer günün kutlu olsun diyemedim. Doğum günün oldu, bayram geçti, gelemedim. Ama nasıl özledim bilemezsin. Senden sözümden hiç vazgeçmedim. Yüreğime sorsalar seni yanar kavrulurum. Şu bedenim kar ateş, rüzgar olur savrulurum. Uçuşur küllerim, saçına taç olurum. Ne olursun dokunma, sen de kalayım. Yüreğime sorsalar seni yanar kavrulurum. Şu bedenim kar ateş, rüzgar olur savrulurum. Uçuşur küllerim, saçına taç olurum. Ne olursun dokunma, sen de kalayım. Sevgili izleyiciler, Derya. Teşekkürler. Efendim, Derya ile sohbetimiz devam ediyor. Sizin de bilmek istediklerinizi, sormak istediklerinizi şimdi soruyorum. Derya, ilk ezberlediğin şarkı hatırlıyor musun? Celine Dion şarkısı. Wow, Celine Dion.
Evet, My Heart Will Go On. Kaç yaşındaydın? Titanic. Hatırlamıyorum tam. Çevrende insanlar ne diyordu? Yani ne zaman keşfettin bu sesini? Erken başladı. Okulda şarkı söylemeye başladım. İşte bu bizim karnavallar vardı okulda. Orada sahne alıyordum kostümle birlikte. Orada işte orada özgüven... Kaç yaşındaydın? Orada 12. Yani daha çok böyle amatörce başladın. Aynen. Ailen ne dedi bu işe? Hani neticede daha gençtin diyebilirlerdi. Hani ne müziği falan filan, hani okulun ne olacak, eğitimin ne olacak diye. Böyle sıkıntılar çektin mi? Artık profesyonel olarak müzik yapıyorum, mesleğim olarak. Ama onlar da işte daha çok sıcak bakmaya başladılar. Daha çok arkamda durmaya başladılar. %100 arkamdalar. Şimdi Derya'cığım, seninle bir oyun oynayacağız. En sevdiğin spor dalı? Futbol. Futbol. Basketbol. Futbol hangi takımı tutuyoruz? Galatasaray. Galatasaray. Evet. Wow. Galatasaraylıların sesi yükseldi birden stüdyoda. Evet, basket dedin. İyi basket atar mısın? Şimdi çok iddiaya gireceğim. Şimdi, evet bak, diyorum. Hiç oturduğumuz yerden atacağız. Evet sevgili seyirciler, oyunumuz başlayabilir. Potamız, toplarımız ellerimizde. Sevgili Derya, 3 tane top hakkımız var. Her topta, atılan topta bana bir özel soru sorabilirsin veya ben sana sorabilirim. Tamam. Seyircilerimizden bazı sorular var çünkü. Ben sana soramadım ama eğer yenilirsen soracağım. Kim tamam. Başlasın? Buyur, lütfen. Peki. Evet, ikinci topumu atıyorum. Olmadı. Eyvah. 1-0 Derya için. Son topumu atıyorum sevgili seyirciler. Bunu mutlaka atmam lazım. Ve atamadım var ya. Zaten şu anda yenildim. 2-0. İnanmıyorum. Ama demiştim. Basketbolu sevdiğim. Gerçekten öyle. Peki ne sormak istersin? Sahnede başına gelen en kötü olay. En kötü olay? Evet. Başıma gelen en kötü olay. Böyle korktuğun. Korktuğum olmadı da çok mahcup olduğum bir sahne oldu. Neymiş? Şimdi efendim 97 yılında sahnedeyim. Şapkam başımda, güzel şarkımı söylüyorum ve birden biri, ama nasıl böyle hışım gibi bir geliyor, şapkamı bir çalıyor, başımdan kaçıyor deli gibi. Ben de onun peşinden koşacağım diye şapkam için bir ayağım takıldı, düştüm bir yere. İşte orada seyirciler de aynen böyle senin gibi kopmuştu. O anımı hiç unutmuyorum. Ama çok kötü. Ama niye çapkan? Niye kendin koştun? Vallahi ne bileyim, o anda öyle gerektirdi. Herhalde refleks, ani bir refleks. Sahneyi bırakıp şapkanın peşinden mi koştun? Ani bir refleks bence. Bir şey daha oldu. O da böyle yine bir imza günündeydim. O zaman askılarım da vardı. İşte ne bileyim, bir sevenim böyle beni tuttu, o askıyı çekti. Sonra bir bıraktı. O askının ucu var ya. Tam şuramda, dudağımın ucunda bir patladı. Eyvah, bende bir isyan, bir feryat, bir figan, ama nasıl böyle biliyor musun? Herkes o çocuğun peşinden falan koşuyor, onu yakalamaya çalışıyor. Ama o zaman niyeti kötü. Sana, yani... Yok, niyeti kötü değil. Eksin herhalde ya. Yani işte beni durdurmak veya bana sarılmak istedi. Kalabalıkta da bir şekilde ulaşamadı. O askı onun herhalde tek seçeneğiydi. Çekti. Ondan sonra bırakınca gümledi yani dudağımda. Peki bir soru daha soracağım. Buyur. Hayatında biri var mı? Var. 5 yıldır. 5 yıldır? Evet. Peki ne hedefliyorsunuz? Var mı ileriye dönük planlarınız? Var. Tabii ki evlilik var. Nişanlıyız. Evet. Ondan sonra bir yıl sonra düğün var. Oo, ne güzel. Bu arada ben şimdi yeni bir oyun. Oyuna hazırlanıyorum. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış derler ya hani. Şimdi ok atacağız efendim. Derya, baskette kazandın. Şimdi ikinci oyunumuza geldik.
ok atacağız. Hepimizin yine 3 hakkı var. Tamam. Babam ok oynardı yani. Ok oynamayı çok seviyor. Babam ok atan mıydı? Atıyor, evet. Efendim önce şöyle izah edeyim. Okumuzu alıyoruz. Hatta biraz böyle ucunu ıslatmak lazım dedi yönetmenimiz. Soktuk içeri ve geriyoruz. Ben atıyorum, başlıyorum. Hadi başla bakalım. Ve yapıştı efendim. 50 puan. Bayağı gitti. Eyvah eyvah. Kameramanın kafası yarıldı. Evet Derya'cığım buyur bu sefer sen önce. Evet benimki ilk ben atışım. Ben ama ayağa kalkayım en iyisi. Lütfen lütfen. Benim için daha avantajlı evet, olacak. Evet evet. Elinden geleni yap beni yenmek için. Sen daha hedefi bulamıyorsun. Babam kızacak bana ama böyle. Ben de vuramadım maalesef. Hadi bakalım. Bismillah. Son atış. Olabilir. Ah piyanistin kafa gitti. Eyvah eyvah. Ben kaybettim. Evet. Evet müzik müzik çok hararetli, çok heyecanlı efendim. Eyvah. Ve vurdum fakat yine yapışmadı. Islamak lazım sanıyorum uçlarını. Vurdum. Uçmadı hiç başka bir yerlere. Ay Derya, Allah aşkına hedefi iki kere bir kere ıskaladın. Nereye gitti belli değil. Bir kameramanın üstüne, bir piyanistin üstüne gitti. Bir kere çok evet vurdum. Çok kuvvetli attım o yüzden. Son hakkın. Hadi başla lütfen. Bir beraberlik elde edebilirsin. Veya ben 2-1 kazanabilirim. Ben başlayayım. Başla. Iskaladım. Bu şimdi bana motivasyon oldu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ama benimkiler hep gidiyor başka yerlere. Ya bir kere de hedefi vursan. Demin vurdum ama kamera açık değilken ne güzel. Bak iyi basket atıyorsun, iyi basket atıyorsun. Ama ok atmak sana göre bir şey değil. İtiraf etmen lazım. Tamam, okta demek da ki ben benim kazandım. Bana göre değilmiş demek. Masko'nun sunduğu El Roman Show devam ediyor. Ama benimkiler hep gidiyor başka yerlere. Ya bir kere de hedefi vursan. Demin vurdum ama kamera açık değilken ne güzel. Bak iyi basket atıyorsun, iyi basket atıyorsun. Ama ok atmak sana göre bir şey değil. İtiraf etmen lazım. Tamam, okta demek da ki ben benim kazandım. Bana göre değilmiş demek. O zaman sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Mert'le 5 yıldır beraberim dedin. Evet. Ve hatta biz tanıştığımızda siz Mert'le birlikteydiniz. Siz hatta birlikte benim stüdyoma geldiniz. Evet. Değil mi? Evet. Sonra biz bir kayıt yaptık sevgili seyirciler. Hatta böyle bir demo. Orada fotoğraflar çektik. Evet. Instagram'da paylaştık. Hı hı. Ben sonra Bodrum'a tatile gittim. Bodrum'a tatile gidiyorum. Bir başka bayanla beni yemekte yakalıyorlar. Magazin haberlerimi yapıyorlar. Tabii bu bayanın adını bilmedikleri için senin adını yazıyorlar. Eyvah eyvah. Sanatçı camiasına girdiğim ilk adımdı seninle şarkı yapmak. Evet. Ve ilk tokatı öyleydim diyebilirim. Aynen. Magazinlerden. Tabii ki gururuma dokundu biraz. Tabii ki. Çünkü hani ben biliyorsun sesimle ön plana çıktım. Yani. Neyse. Dediğim gibi isim değişikliği ve Derya'nın ismini yazınca tabii ki biz anlatmaya çalıştık derdimizi. Sen de ben de basın bülteni yayınladık. Tabii ailenle konuştuk. Sadece işte yaşımın 30 olması beni rahatsız. Ben daha 20 yaşındaydım o aralar zaten. Ama hani biraz insan araştırır değil mi? Sorur. Ya sizin bir bayanla gördük. İsmini alabilir miyiz? Kaç yaşında? Zaten biz bunları saklamayız deriz. Yani arkadaşımız 30 yaşında ve ismini de veririz gerekirse. Ama kalkıp başka birinin ismini yazmak böyle tabii ki hepimizi çok üzdü. Neyse oldu bitti diyelim. Şimdi Mert'le sana da başarılar diliyorum. Çok mutluluklar diliyorum. Peki yürüyor mu bu? Hani bir yerden kariyer, bir yerden ilişki. Sıkıntı yaşıyor musunuz bazen? Şöyle söyleyeyim. Zaten ben müziğe başladığım ilk dönemler, hatta ondan önce hiç başlamadığım dönemlerden Mert vardı. Dediğim gibi 5 yıldır birlikteyiz. Evet, yeni projelerini konuşalım. Aynen. Bir proje albümü var. Ne var o projede tam olarak? İşte
çeşitli şarkılar var. O şarkılardan birini ben seslendireceğim. Hangi şarkı bu? Herhalde demem çok doğru olmayacak. O tanındık bende kalsın. Tanındık bir şarkı mı? Evet, çok saygıdeğer bir sanatçımızın şarkısı. Benim için onur verici o şarkıyı seslendirmek. Derya, merakla takip edeceğim çalışmalarını. Herkes biliyor, çok güzel bir sesin var. Teşekkürler. Çok güzel şarkılar söylüyorsun. Teşekkürler. Bu yolda sana başarılar diliyorum. Bu programa geldiğin için de çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok eğlenceli geçti. Çok mutlu oldum burada olmaktan. Biz de çok mutlu olduk. Artık o zaman diyelim, hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Derya efendim. Efendim, haftanın yeteneğine geldi sıra. Haftanın yeteneği Erbil'den bize gönderdi şarkısını. Müziğini, sözünü, her şeyini kendi yapmış. Zaten böyle insanları çıkarmak istiyoruz. Sizler de şimdi çok iyi bir kulakla bir dinleyin. Çünkü güzel bir eser. Bu programda haftalarca, hafta hafta nasıl büyüdüğünü göreceksiniz. Bir izleyelim, sonra devam konuşacağız. Merhabalar, benim ismim Ayhan Aydın. Bugün sizinle paylaşacağım şarkının ismi Duvar. Bir duvar gibisin kalbin. Saygılar bizden. Evet, sizin de böyle güzel bir sesiniz, bir eseriniz varsa dediğim gibi aşağıda WhatsApp numarasına gönderebilirsiniz. Her hafta burada yeni bir yeteneği tanıtacağız sizlere. Ve şimdi bu şarkıyı haftaya gitarla, müzikli haliyle dinleyeceksiniz. Ve şarkı hafta hafta nasıl geliştiğini, sanatçının hafta hafta nasıl ilerlediğini de göreceksiniz. Belki 5. hafta sonra bu sanatçının klibini müzik sektöründe veya dijital marketlerde şarkısını radyolarda dinleyeceksiniz. İşte bu program biraz da ona vesile olmak istiyor. Yeteneklere, başarılı insanlara bir el atmak istiyoruz. Evet, şimdi ben sizlere çok güzel bir şarkı söyleyeceğim. Direniyorum diyeceğiz birlikte efendim. Sessiz bir mecra, şimdi hayat sen giderken. Soğuktan da soğuk, dondu yüreğim, durdu yaşam. Savaş sonrası gibi, kalbimin içi kan derevan. Buyur git gide inan, yokluğun azap yeryüzünde. Günahlarımla boyanmış bir hayat var kalan geriye. Gözyaşlarıyla yazılmış her satır sözlerimde. Direniyorum acılarına yine dünya. Yalanmış aşklarında inadına yaşıyorum ama sorma, kıyamet ortasında. Direniyorum acılarına yine dünya. Yalanmış aşklarında inadına yaşıyorum ama sorma, kıyamet ortasında. Savaş sonrası gibi kalbimin içi kan derevan. Büyür git gide inan, yokluğun azap yeryüzünde. Günahlarımla boyanmış bir
hayat var kalan geriye. Gözyaşlarıyla yazılmış her satır sözlerimde. Direniyorum acılarına yine dünya, yalanmış aşklarında. İnadına yaşıyorum ama sorma, kıyamet ortasında. Direniyorum acılarına yine dünya, yalanmış aşklarında. İnadına yaşıyorum ama sorma, kıyamet ortasında. Kıyamet ortasında. Değerli izleyiciler, şimdiki konu biraz hassas, duyarlılık gerektiriyor. Belki sizler de son zamanlarda görmüşsünüzdür, özellikle sosyal medyada bu konu üzerine çok yardım kampanyaları başlatıldı. Konumuz SMA, tıp bir hastalığı, özellikle çocuklarda görülen ve bunları konuşmak için şimdi stüdyo konuğum Gizem Garcia Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi evet. İsterseniz bir kısaca tanıyalım. Siz bir bloggersınız. Evet. Ve yaşam koçu. Evet. Almanya Stuttgart şehrinde yaşıyorsunuz. Evet. Ne zamandan beri bu SMA hastalığı tıp 1 ile ilgileniyorsunuz? Ağustos'tan beri. Ben bu hastalığı Yağ Zege ve Doğu Ali Eymen sayesinde tanıdım. Önce onlar vardı, sonra daha çok bebekler ortaya çıktı. Ali Eymen. Hı-hı. Nerede yaşıyor Ali Eymen? Türkiye'de yaşıyor. Neresinde? Bildiğim kadarıyla İstanbul'da yaşıyor Ali Eymen. Peki Türkiye'de kaç hastalık var? Böyle kaç çocuk var hasta olan? Şu tahminen? An 300'den daha fazla. 300'ü aşkın hasta çocuk var. Evet. Ve bu hastalığın tedavisi doğru mu biliyorum? 2 milyon euro. Hı hı, evet, aynen öyle. Değerli izleyiciler, 2 milyon euro bir çocuğun hastalığı. Hani burada herkes biraz elini bir vicdanına koysun. Yani bu ilaç kusura bakma da uzaydan mı geliyor, nereden geliyor veya nerede üretiliyor merak ediyorum. Dünyanın en pahalı ilacı diyebiliriz. Amerika'da üretiliyor. Sadece Amerika'da mı üretiliyor? Sadece Amerika'da. Şu an İsrail, Almanya, İsviçre, Avrupa ülkelerinde mevcuttur. Yani Türkiye'de yok mu? Türkiye'de yok maalesef. Almanya'da 2.1 milyon, Amerika'da 2.4 milyon. Yani dolar. Sevgili izleyiciler, yani sürekli yardım kampanyaları yapılıyor. Tabii ki yardım ederiz, seve evet. seve ederiz. Ama hangi çocuğa ne kadar yardım edebilir Hı-hı. ki halk? Evet. Ve bu yüzden bence kampanyalar veya bütün girişimler bu doğrultuda olmalı. Hı hı. Bütün sağlık örgütleri evet. ve bütün eczacı şirketler, yani bilim adamları, yani biraz duyarlı davranması lazım. Birkaç aylık çocuğu göz göre göre ölüme sevk ediyorlar bu hastalık nedeniyle. Evet. Ağır bir hastalık sanıyorum, çok kısa bir sürede de ölümcül. Bu çocuklar 2 yaşını görebiliyorlar. Yani erken hayatını kaybedenler de var ama hem yaş kriteri var hem de kilo kriteri var. Yani Macaristan diyor ki 13 kilodan fazla almıyoruz. Yani bu olay da var. Sadece 2.4 milyondan bitmiyor olay. Yaş ve kriter de çok önemli. Almanya 2 yaş üstü yapmıyor. Kilosuna bakıyorlar. Gerçekten çocukları aç yatırmaları gerekiyor ailelerin. Yani peki Avrupa'da bu tedavi nasıl yapılıyor? Avrupa'da bunu mesela sağlık sigortaları karşılıyor mu? Sigorta karşılayabiliyor. Avrupa'da karşılıyorlar mı? Aynen. Türkiye'de karşılanıyor mu sigorta Hayır, tarafından? Hayır, çünkü Zolgensma Türkiye'ye gelmedi. Getirmiyorlar. Anladım, o ilacı Türkiye'ye getirmiyorlar Aynen. bile. Buna nasıl dur diyebiliriz veya ne yapılabilir? Sağlık örgütleriyle mi konuşulmak lazım? Evet. Dünya mesela işte örneğin şimdi korona çıktı. Evet. Değil mi? Ve korona... Ya hemen çözüm arandı, milyarlar harcandı bu hususta. Evet. Ama burada ufacık çocukların ölümü veya hastalıkları için böyle Olmuyor. Bütçeler ayrılmıyor. Hı-hı. Hastaneler bir puanlama yapıyor çocuğa.
işte çocuk 60 puanı geçmesi gerekiyor ama çocuk sadece belki 58 puan başarıyor. 2 puanı başaramadığı için dozunu alamıyor. Yani bu nasıl oluyor? Motorlarını kaybediyor çocuk gittikçe. Gülüşünü kaybediyor. Biliyorsunuz giden gülüş bir daha geri gelmiyor maalesef. Yani gerçekten şu an anlatırken tüylerim diken diken oluyor ama ailelerle iç içe olduğum için anlıyorum onları da. Evlatları için çaba gösteriyorlar. Türkiye'de şu kriterleri koymasalar, çocuklar haklarını alabilseler, dostlarını alabilseler hayat daha güzel olacak bence. Çok duyarlı bir topluma sahibiz. Herkes de elinden geldiğince destek veriyor bu konuda, bu hususta ama dediğim gibi yani temel çözüm burada değil. Evet. 300'ü aşkın değil mi dediniz? 300'ü aşkın bir çocuk yaşıyor şu anda bu hastalıkla Türkiye'de, belki ülkemizde. Evet. Belki daha fazla. Evet. Rakamını, tedavi ücretini bir düşünün. Hangi birine yardım edilecek? Evet. Yani gerçekten herkes el uzatsa, Türkiye bir çözüm bulsa artık, ilacı da Türkiye getirse çok iyi olur. Yani aslında bu sadece Türkiye'nin başında olan bir dert de değil. Bu tüm dünyadaki çocukları kapsayan bir konu. Aynen öyle. Öyle değil mi? Aynen öyle ama Avrupa'da, işte Almanya'da var. Peki şimdi diyelim ki bir Türk ailesi Amerika'ya mı gidip bu ilacı alacak? Veya çocuğuyla beraber mi gidecek eğer Türkiye'de yoksa bu ilaç? Bir de öyle bir problem var. Bazı trakye çocuklar var, yani boğazı delik olan çocuklar. Ve onlar uzun sürede makineden uzak kalmış olacaklar. Ve bu uçamazlar onları, böyle uzun bir süre. Aynen. Değil mi? Seyahati... İşte o yüzden ilacın Türkiye'ye gelmesi daha mantıklı. Peki bu ilaç Türkiye'nin dışında hiç başka bir Avrupa ülkesinde yok mu? Almanya'da var. Hı hı. İsrail'de var. Macaristan'da var. Macaristan. İsviçre'de var. Avustralya'da var. Evet, bu kadar galiba. Bu 5 ülkede veya birkaç ülkede daha var. O zaman yani Türkiye'ye en yakın ülke Macaristan oluyor bu durumda. Evet. Macaristan'dan temin edecek. Evet. Ama zaten Türkiye bu ilacın Türkiye'ye girmesini şu anda müsaade etmiyor. Hı hı. Haliyle bu çocuklar şimdi dışarıdan bir şekilde tedavi edilecekler. Evet. Bir yandan bu zorunluluk var veya sıkıntı var. Hı hı. Diğer yandan da tabii ki bunun maddi yönü. Aynen. Her halükarda ne yapsak işin içinden çıkılmıyor. Bu çocuklar yine tekrarlıyorum göz göre göre ölüme terk ediliyor. Evet. Çok acı, çok acı. Gerçekten acı. Bir de bağış kampanyaları bile açamıyor aileler. Çünkü GoFundMe denen bağış sayfası sadece başka ülkelerden açabiliyorsun. Yani birisi bana geliyor diyor ki Gizem Hanım, bana GoFundMe'den hesap açabilir misiniz? Türkiye'de yok. Yani açmıyor Türkiye bağış kampanyaları. Neden? Çünkü bağış biliyorsun çok suistimal de edilebiliyor. Hı hı. Şimdi bu insanları herkes sizin gibi dürüst, düzgün, gönüllü yapmıyor. Evet. Bunları zaten bu duyumları da aldık. O yüzden sanıyorum bazı biriken paraları da şu anda serbest bırakmıyorlar. Özellikle Almanya'da. Evet. Bu PayPal. Evet, bazı şirketler bu paraları bloke ettiler. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Umarım ileriki dönemde tekrar görüşürüz. Bu konuyu tekrar ele alırız. Hı hı. Çok sağ olun geldiğiniz için. Teşekkürler, ben teşekkür ederim. Martılar ağlardı çöplüklerde, biz seninle gülüşürdük. Martılar ağlardı çöplüklerde, biz seninle gülüşürdük. Biz seninle sevişirdik. Şehirlere bombalar yağardı her gece. Biz seninle sevişirdik. Acımasız olmaz.
şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip de gitme. Bırak da sarılayım ayaklarına. Dün gibi, dün gibi ezip de gitme. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip de gitme. Bırak da sarılayım ayaklarına. Kum gibi, kum gibi ezip de gitme. Tolga, çok güzel, çok yanık, dertli, duygulu bir sesim var. Teşekkür ederim. Çok da sevdiğim bir şarkı. Sevgili izleyiciler, eminim sizler de çok keyif aldınız. Peki seni kısaca bir tanıyalım. Tabii, ben Tolga Kaya. Tolga Kaya. Aynen. Şimdi kum gibi Ahmet Kaya, Ahmet Kaya ile bir akrabalığın var mı? Yok, Ahmet Kaya ile bir akrabalığım yok. Ama severek icra ediyorum üstadımızın eserlerini. Hepimiz çok seviyoruz, saygı duyuyoruz. Tolga, müzik adına bugüne kadar en büyük başarın nedir? Hani şunu başardım diyebileceğin bir şey var mı? Tabii, benim en büyük başarım 15 yaşında bir türkü yarışması kazanmak. Sana bir şey vaat ettiler mi veya sonunda bir ne bileyim bir ödül oldu mu? Evet, bir ödülüm oldu. Ödül de şuydu, birinci olana bir albüm yaptılar. Harika. Evet, ben de bir albüm sahibiyim. Seni dinleyince burada hani üzülüyorum. O kadar iyi bir yeteneğe sahipsin ki senin en az yarısı kadar okuyamayan insanlar ün şöhret sahipleri oluyor ülkede maalesef. Klipleri sabahtan akşamlara kadar dönüyorlar. Televizyon kanallarında dolaşıyorlar ve sen sazınla sözünle o kadar iyi bir yoruma sahipsin. Yani bağışla, ben bugüne gelene kadar seni hiç duymadım, tanımadım. Ama bu programa geldiğin için çok mutlu, çok memnun oldum. Seni tekrar burada ağırlamak isterim. Ve seni bırakmadan önce de hatta bir türkü daha birlikte söyleyelim mi? Seve seve. İstersen. Seve seve. Hadi Neşet Ertaş'tan bir tane söyleyelim. Tolga, muhteşemdi. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sevgili izleyiciler, eminim siz de çok keyif aldınız. Haftanın yeteneğiydi Tolga Kaya. Yılın çifti ayrıldı. Seren, Seren. Kızlar nasılsınız? Merhaba. Kim bilir neler neler var şimdi sizde, ne haberler? Yılın enleri ve düşüşleri. Önce iyilerden mi başlayalım yoksa kötü haberlerden mi? Çok ben hatırlamıyorum bir şey gelmiyor. Olduğunu. Ha? Çocuk oldu. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın çocuğu oldu. Aynen.
Bravo, güzel, tebrik ediyoruz. Evet. Çok, çok güzel, güzel yaptılar. Yaptınız. Peki anlatın bakalım, neymiş bu kötülükler? Oo, doğal afetler, ayrılıklar. Bunların magazinde ne işi var doğal afetlerin? Hayatımızı ama etkiliyor bence. Bu doğal afette, şimdi doğal afet olduğu için, daha doğrusu doğal afetten öte bu pandemi süreci olduğu için sanatçılar sahneye çıkamadı, işte kazançlarını evet. sağlayamadılar ve burada da gidip sanatçıların aslında kriz yönetiminin nasıl yaptıklarını gördük. Bakınız demede kalın, kriz yönetimi sıfır. Demede kalın, demede kalın, senin hayranınız. Demede kalın, demede kalın, senin hayranınız. Dava açma bize. Çünkü ne dedi? Ben dedi, geçinemiyorum, işte sahneye çıkamıyorum, bilmem ne. Demet Akalın dedi bunu. Demet Akalın da bunu diyorsa Necmettin bilmem ne. Ne desin artık yani gidip aynı, asgari ücretle. Aynı zamanda başka ünlüler de başka sektörlere girdiler. Gelir kaynağı elde etmek için. Misal veriyorum, hı-hı. Hüsnü Şenlendirici İzmir'de tarıma girdi. Zeytincilik yapıyor. Klarnetçi kendisi. Ünlü. Zeytin üretenler klarnet çalamaz mı yani? Bir tekstilci adab, edası var üzerinde. Böyle ben zeytini çok pekiştiremedim. Evet. O zaman klarnetçi tekstilci olsun. Aynen. Başka neler oldu bakalım? Yılın çifti ayrıldı. Oh, no. Seren Serengil. Yılın çifti. Seren Serengil yılın çifti mi? Yok, Serenay Sarıkaya'ydı, o Cem Yılmaz'la karıştırdık. Ha? Seren Serengil ne alaka? Seren Serengil bu sene bayağı kavgaları falan oldu ya. Aa, evet, evet. Ya? Aa, ama iyi bir şey, bir içine. Saniye iyi bir hocam, şey oldu. Ben de güzel girmiştim lafa. Bir saniye iyi bir şey oldu. Selim Selin Ciğerci kendi markasını çıkardı. Trans birey olarak bir ilke imza attı Türkiye'de. Hiçbir şey anlamadım. Nedir ya o trans birey ilke imza? Bir ilke imza attı, bir marka sahibi oldu Türkiye'de. Ona bakarsan Bülent Ersoy da ondan önce vardı. Hocam hiç transa girmeyelim bence. Başka ne oldu aklımızda kalan kötü şeyler? Çok ölü vardı dediğimiz gibi doğal afetten dolayı. İzmir'de deprem oldu. Çok kayıplar verdik. Nusret'in yaptığı hareket bu İzmir depreminde. No go. Çok kötü bir hareket. Biliyorsun, Nusret'i kınıyoruz. Evet. Mesaj yazdı, dedi ki... Story attı. Saat 12'den sonra bende konuşmak isteyen işte... Evet. Saat 12'den sonra beni bu cep telefon numarası arayabilir. Kime ne? Pardon, neden arasın insanlar? Kimse ilgilendirmiyor. Yani deprem olmuş, ay dur bir Nusret'i arayayım ben hemen. Niye? Sesini duyayım da bir rahatlayayım şöyle. Oh, sesini tamam, bir duyalım. Tamam, yıkılsın her yer, tamam Nusret. Canım belki haberi yoktu depremden. Yo, deprem zedeler için bunu dedi. Oh no! Beni arayın dedi, sizinle konuşurum. Yani yorum sizin. Artık yardım etmek için mi konuşalım yoksa işte... Hani... Teselli etmek mi? Belki de... Birilerinin uydurmasıdır. Yok, storyleri hepimiz kendi gözlerimizle gördük. Mavi tikli Instagram evet. hesabından story. Evet, yani kendi gözlerimizle gördük. Mavi tik var artık, daha ne olsun. Ece Erken'in bu sene, şöyle diyeyim, 2020 için çok kötü geçti. Çünkü bayağı düşüşe geçti. Bir magazin programı vardı. Evet, büyük skandala imza attı. Ondan sonra gidip yani bu bir evli çiftin boşanmasına sebep olduğu söyleniyor. Ha? Söyleniyor, biz söylemiyoruz. Evet. Ama bak duydunuz mu? Sadece bir söylenti işte. Hayır, görüntüler var. Şimdi kadının arabasının böyle camını koparmaya evet. çalışırsan bu bir söylenti değil artık daha yani. Bariz artık aksiyona geçin. Bir görüntüleri var. Görüntüleri var. Ay, kadın ne kazanç yaptı var ya yani. Evet. Ve programdan kovuldu. Sonra o programa Seren kendi geldi. Kendi istifa etmişti. Ya kendi istifa, tabii Beyaz TV'nin kimse şey demeyecek. Ece canım lütfen gider misin artık falan demeyecek. Kendisi gidip istifa basacak. O da. Seren Serengil geldi. Ve Seren Serengil, yani Sercan Bali. Bircan Bali. Ay Bircan Bali, Sercan dedim kadına. Abi. Bircan Bali, ezeli düşmanı bak. Evet. Ezeli diyorum, altını çiziyorum. Demet Akalın'la barıştılar. Demet Akalın, Demet Akalın, senin hayranınız, dava açma bize. Evet, ne alaka? Ama bu şey kasten yapılmış bir hareket. Tabii ki size. Ben kasten Ece Erkan olsam var ya, ekranın başına duruyorum böyle. Benim yerimde Seren Serengil oturuyor ve ezeli düşmanım Demet Akalın'la can ciğer olmuşlar. Bu ben kasten şok. Yapılmış bir hareket. Yani komple loser. Yani bu senenin loser'ı Ece Erkan oldu. Ömür boyu küs mü kalsınlar yahu? O kadar olaydan sonra... Ne olayı var yahu?
Ne yaptılar? Birbirinin kocalarını mı çaldılar? Yani o da arka planda olan şeyler ama gidip şimdi mahkemeden... Onun gibi bir şey yani. Mahkemeden 10 kere uzaklaştırma kararı alırlar. Herkes evet. Instagram'ında işte bakın uzaklaştırma kararı... Bakın adalet olsun. Onlara işliyor. Ama bu senenin şimdi aklıma geldi çok güzel bir olayı oldu. İzmir depreminde Ayda Bebek hayata tutundu. Evet. Bence o senenin en güzel haberiydi. Magazinsel değil. O zaman yılın en mutlu fotoğrafı Ayla Bebek. Hayatımda iki filmde oynadım. Şimdi o filmden oynadığım bir kareyi ekrana getireceğim. Sizler bu filmi tabii defalarca izlemişsinizdir. Propaganda. İşte orada bir sahne var. Sevdiğim Filiz'den bana haber getiren Adem. Seni çok özledim. Sana sarılmak, sana dokunmak istiyorum. Hiç korkmuyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum, seni seviyorum. Bir daha söyle. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Korkmadığını biliyorum. Ben de seni seviyorum. Duyduğum en güzel sözlerdi bunlar Hamdi. Bir daha söyle. Adem, seni öpmek istiyorum, seni koklamak istiyorum, seni okşamak istiyorum. Ne dedin? Adem, söyledim daha sana. Seni seviyorum, seni seviyorum. Seni seviyorum. Başka bir şey daha dedin la. Adem, seni okşamak istiyorum. Seni koklamak istiyorum. Seni öpmek istiyorum. Çok güzel. Sağ ol Hamdi. Evet. Gördüğünüz gibi tabii ki bu sahne aslında böyle değildi. Senaryo gereği çok bambaşka olacaktı. Daha dramatik. Yani Adem benimle barışmak için Filiz'den bana bir mesaj getirecekti. Fakat o anda sette öyle olaylar gelişti ki birden değişti ve bu böyle komik bir duruma getirildi. Şimdi size bir şey daha oradan göstereceğim. Bir kare daha var o filmden. Efendim özellikle top oynayan çocuğa bakın. Barikata doğru topla ayağında giden çocuğa. Selamun aleyküm Mahmutçuğum. Aleyküm selam. Ya ne kadar iyi oldu bu sınır böyle. Bu sahneyi ne zaman izlesem inanın ki benim başım ağrıyor. Bu sahne kurgu değil, gerçek. O çocuğa söylendi yani topu al oradan barikata doğru yürü. Topla geç ama çocuk tabii o barikatın indiğini görmedi. Topa baktığı için de kafayı kütletti. Selamun aleyküm Mahmutçuğum. Aleyküm selam. Ya ne kadar iyi oldu bu sınır böyle. Ne gülüyorsunuz ya? Çok komik değil. Çok doğal. Çok belli. Evet. Rol olmadığı çok belli. Evet. Gerçekten de rol değil. Yani çocuk da habersiz öyle kafayı çaktı. Garibim. Ama inanın ne zaman izlesem içim cızlıyor. Değil mi? Tabii ki bu film çekildiğinde 99 yılında çekildi. 90. Muhtemelen bu çocuk şimdi 35 yaşında falandır. Vay yani aradan 20 sene geçmiş. Evet. Hani var ya böyle diyorlar ya şeyi tanıyor musun şeyi meyi? Bunun da üstüne yapışmıştır. Neyi? Hani şu filmde oynayan barikata kafayı çakan filan. Evet. Yani bu onun için de eminim çok büyük bir hatıra. Belki oynadığı tek filmdir. Orada da kafayı kütletti. Evet, Barbaros ne söylüyoruz? Ben yar kendimi bildim bileli. Bir sana aşık, sana deli. Seninle açtım bu gözleri. Seninle kaparım ancak. Yar kendimi bildim bileli. Bir sana aşık, sana deli. Seninle açtım bu gözleri. Seninle kaparım ancak. Durdurak bilmez bu gönül koşar peşinden ah. Bir ömür son demindeyken hayatın neden bu sürgün? Bilirim seni sevdim zamansız. Sen sabırsız, ben bir arsız. Hiç utanmadık inan seninle sevişirken. Gel yalan yok ki içimde. Sen tanımadın mı onca sene?
Düşlerimden kalktım hep, sana uyandım sadece. Ben yar kendimi bildim bileni, bir sana aşık sana deli. Seninle açtım bu gözleri, seninle kaparım ancak. Yar kendimi bildim bileni, bir sana aşık sana deli. Seninle açtım bu gözleri, seninle kaparım Masko El Roman Show'u sundu.